Bir yandan da bakıyorsun Türkiye muhalefetinde bir takım tartışmalar var Şebnem. Cumhuriyet Halk Partili hesaplardan ve Cumhuriyet Halk Partili siyasilerden de Filistin konusunda Filistin halkına destek veren açıklamalar geliyor. Doğru. Bu oluşan atmosferin bir sonucu mu? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi tabii şaşırtan bir sonuç. Hani ben burada biraz siyasetçi olarak cevap vereceğim. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef özellikle seçimden az evvel başlayan, yani Mayıs seçimlerinden önce başlayan ve sınır ötesi operasyonlarda asker gönderme tezkerelerini hayır ilk iradeyle başlayıp bundan sonraki bütün tezkerelere de hayır oyu vereceğini açıklayan bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bugün gelinen noktada vicdanla, hani biraz da vicdanıyla böyle cevap veriyor olması şaşırtıcı. Kamuoyu baskısı da etkili olmuş mudur? Çünkü muhakkak, sosyal medyada burası muhakkak. Türkiye yani herkes çok orada şey biraz pozisyonu. Şey de hissediyorum ama bak şimdi burada biraz hani şeytanın gör dediğinden de gideyim. Burada hani bir takım kamuoyundan şöyle bir baskı da geliyor. Hani her bizim Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin durduğu nokta, hani hem itidal hem denge hem aman herkes bir sakin olsun noktasındayken bazı kesimlerde Filistin ile ilgili, hani bizim de başta konuştuğumuz niye Şahin kesilmiyoruz, niye bunu yapmıyoruz şeklindeki... Slogan atalım. Aynen, slogan vari bu biraz da tribünlere oynayan diyeceğim tırnak içinde. Yani devlet çünkü akılla yönetilir. Tabii ki. Yani şimdi bizim şurada konuştuğumuz rahatlıkta değil. Yani evet, devlet yönetmek başka bir şey. O daha ciddi, yani başka bir ciddiyet ister. Yani belki de hani bu gelen çağrılara ve şeylere siyaset yapıyorlar diye de düşünebilirim açıkçası. Bunu da yok saymıyorum. Peki Türkiye'nin pozisyonuna dair, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yaptı. Temaslar devam ediyor. Sisi ile görüşüyorlar, Amerikalı yetkililerle görüşüyorlar. Bu noktada Türkiye'nin ciddi rol alabileceğini düşünüyor musun? Başka aktör var mı Türkiye? Kesinlikle yerine? Düşünüyorum. Türkiye'den başka da bu kadar ciddi, samimi, bak bunun altını daha kalın çiziyorum. Samimi ve daha ciddi bir başka aktör olduğunu düşünmüyorum. Baştan beri samimiyetimizi kimse sınamadı. Yani her çıkışımızda bazen kızdık, bazen elimizi uzattık, bazen elimizi tersiyle ittik ama hepsinde samimiydik ve doğruydu. Ama bugün gelinen noktada da durduğumuz yer son derece doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ve işte bu şu ana kadarki şu iki gün, üç gündür bütün gelişmeler, bakanlarımız vesaire, diplomasinin de her tür kanadıyla açık olması, her tür samimiyeti Türkiye'nin tavrında çok açık belli oluyor. Ve Türkiye'den daha farklı, daha fazla esirlerin iadeleri dahil, sadece konunun süreci ve hiçbir şekilde daha sertleşmeden, savaş haline gitmeden sonlandırılmasına dair çabalar kadar, hani aynı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi esirlerin iadeleri dahil bu anlamda Türkiye'den daha başka bir aktör yok. Yok. Arabulucu aktör. Şimdi o dönem başlayacak tabii, dediğin gibi yani pek çok Filistin tarafında İsrail'li askerin sivilin olduğu, rehin otul olarak tutulduğu, Gaffar'ın dediği gibi savaş esiri olarak alındığı da var. Yani bu bambaşka bir sürece ilerleyecek. Operasyonları peki İsrail hani nasıl yürütüyor? Gazze'yi şu an vuruyor. Merak ediyorum. Ve ellerinde bir sürü... Grozny gibi vuruyor şu anda. Vuruyor ama hani istihbarat mı var ellerinde? Gerçi alamamışlar hiç istihbarat ama şu an o kaçırılanların... İsrail'in öyle bir şey yok ki, bakın İsrail'in, yani şimdi Esat hocam daha iyi bilir. Yani savaştaki taktiği hep bir şok doktrini. Hep şok doktrini üzerine kuruldu. İsrail hep bunu yaptı. İsrail hep şöyle bilir. Özür dilerim, unutma lafını. Hep şöyle bilinir. Önce öldür, sonra yargıla. İsrail budur. Buyur. Yanlış anlaşıldı. Yani ben Gazze'lilerin hayatından endişe ediyor mu sivillerin diye sormadım bu soruyu. 750 tane, 800 tane, 1000 tane mi ne? Savaş esiri var şeylerin elinde, rehine var. Evet. Yani bunları Gazze'de bir yere yerleştirdi bu adamlar. En az 170 kişi olduğu söyleniyor. Zaten El Kassam bugün akşamüstü yaptığı açıklamada İsrail bombardımanı sırasında bu savaş esirlerinden 4'ünün öldüğünü, beraberindeki şeylerinde, onları tutan gardiyanlarında öldüğünü duyurdu. Yani İsrail'in her bombardımanı aynı zamanda orada muhtelif yerlere yerleştirilmiş olan bu esirlerin de, İsraillerin de ölmesi anlamına geliyor. Evet, tam aslında ben de öldüreceğim gerekirse, operasyonlar devam eder dedi ama şimdi 1000 tane küçücük bir alandan bahsediyoruz. İşte 300 kilometre kare miydi Esat hocam? 300-400 kilometre. 365. 365.
Yani bin tane adamın hangi noktaya yerleştirildiği belli değil. Evet, hangi evin altında çok karmaşık bir yerden bahsediyoruz. Bangır bangır da vuruyorlar. Bunların yani, içinde... Çünkü bir tane asker için rehin alındığında kimleri bıraktı İsrail tarafı geçtiğimiz senelerde? 470 esiri bıraktı. Yani 470 tutsağı, tutsak aldığı 470 Filistinliği bıraktı bir asker için, tek bir asker için. Şimdi burada general rütbesindeki insanlar var bu esirler arasında. Evet. Yabancı vatandaşlar da var. Evet. Ondan fazla Amerikan vatandaşı. 11 tane Tayland vatandaşı ve başka bazı ülkelere ait vatandaşların olduğu da söyleniyor. Tabii şu çok gündeme geliyor. Ben onu yeri gelmişken söylemek isterim. İşte efendim orada bir mesela müzik festivali varmış. Oraya İyi geldin, bomba tam düşmüş işte. Oradan insanlar niye alınmış, alınmamış. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir defa kesin mi Gaffaro görüntüler? İddia var. Bir konser alanı basılıp 300 kişinin kaçırıldığı... Konser alanı, konser alanının önce füze düşüyor. Yani füze, basılmıyor. Evet. Füze düşüyor önce. Zaten orada ölenler var. Sonra onların bir kısmı kaçırılıyor. Çünkü zaten o tarafa sızan savaşçıların temel amaçlarından biri olabildiğince çok insanı toplamak ve onları İsrail'e karşı kullanmak. Dolayısıyla orada hani kimlik falan sormuyor. Bunlar da ya şimdi kusura bakmasınlar. Yani herkes Gaffar Yakıncı'yı taşlasın. Ben razıyım. Kusura bakmayın abicim. Yıkmışsınız, yakmışsınız. Yerin altında yüz binlerce Filistinli'nin cesedi var. Kan var orada. Her şey var. Her türlü pislik var. İşkence var. Gitmişsin orada müzik festivali yapıyorsun. Defol Köyde. Git başka yerde yap. Kusura bakma. Gider Gazze Şeridi'nin dibinde o festivali yaparsan orada da buna maruz kalırsın. Bu şu anlama gelmiyor. Sivillere yönelik hiçbir şiddeti asla onaylamam ve barıştan yanayım. Ama yani barışın da kriterleri var. Barış denen şeyin haysiyetli inşa edilmesi gerekir. Yani gideceksin oraya, ben yani tepineceksin affedersin cesetlerin üzerinde. Başkasının toprağı, başkasının malı. Basit örnek vereyim. Şimdi Airbnb diye bir teşkilat var. Tekel olduğu için reklam sayılmaz. Söyleyeyim. Ev kiralıyorsun. Ev kiralıyorsun orada. Ev kiraladığında diyor ki, bak diyor evi kiraladın diyor. Saat 22.00'dan sonra parti yasağı var diyor. Yani öyle... Partileme yapamazsın diyor 22'den sonra. Vatandaş rahatsız olur komşular diyor. Neden? Çünkü mal senin değil kardeşim, kiralamışsın. Orası da sana ait değil. Sana ait olmayan yerde turizm tesisi kurmuşsun. Kusura bakma. Kurduğun turizm tesisini bir gün gelir sahibi orayı basar. Bazı istenmeyen hadiseler oluşur. Bir tane böyle nahoş görüntülü bir yani hayatını kaybetmiş bir hanımın, genç bir kadının cesedinin görüntüsü vardı. Efendim bunu Hamaslılar... Korkunç bunu, bir görüntü. Ben görüntüler doğru mu bilmiyorum. Bunu efendim soydu. Onu da anlatayım ne olduğunu. Onu da çok internette de paylaştım. Efendim soydular, cesedi soydular falan filan. Alakası yok. Aynı yani Allah taksiratını affetsin dedim. Toprağı bol olsun. Her kimse o insanın parti sırasında çekilmiş fotoğrafları var. İşte mayosu var üzerinde. Şort ve bikinisi var. Hayatını kaybettikten sonra da aynı kıyafet var üzerinde. Yani kimsenin kimseyi soyduğu falan yok. Durduk yere böyle şeylere yani oradaki Hamas askerlerine falan iftira atmanın da anlamı yok. Onun evet. için burada hani o dengeyi de görmek zorundayız. İşgal ettiğiniz bir yerde yediğiniz, içtiğiniz her şey şu ya da bu şekilde haramdır, burnunuzdan gelir. Örnek vereyim. Rumlar bizim topraklarımızın üstündeler. Yani Güney Kıbrıs'ta bize ait olan yerler var. Oraya oteller yapıyorlar değil mi? Evet. Efendim adalar var değil mi? Adalar. Hani statüsü belli olmayan adalar. Oralara tesisler kuruyorlar. Askeri tesis falan kuruyorlar. Yarın öbür gün Türk oraya gelir. Avrupa Birliği'nden de para gelir, alarak. Oraya oranın kapısına kilidi vurur. Şimdi bizim vatandaş istiyor ki bizdeki bazı pembe mabatlı arkadaşlar istiyorlar ki efendim öyle bazı özgürlük savaşçıları olsun ki çantasında nutuk olsun, Che Guevara kitabı olsun, artist gibi giyinsin. Efendim Chanel parfüm sıkınsın böyle. Ha böyle bir artist gibi bir devrimci olsun. Ya kusura bakmayın abi. Kusura bakmayın. Afganistan'da savaşan insanları gördünüz. Bunlar zaten işte ayağında şıpıdık terlik. Bunların vaziyeti o. Yani karnını zor doyuran insanlar bir ordu kurmuşlar. Bunu şiddeti övmek için söylemiyorum. Öyle anlaşılmasın. Bana fırsat verdiğiniz ama yine de burada yine de şunu söyleyeyim. O görüntüyle ilgili. Savaş ahlakına uyalım. Evet. Bu arada şu şerri düşerek konuşalım davet ama. Edelim. Şunu buyurun. Yani sen de ifade et görüşlerini ama bir takım görüntüler yayılıyor. Evet. İlk andan itibaren o görüntüler ne kadar doğru, kim tarafından doğru çekildi, bir takım istihbarat servislerinin manipülasyonu mu onu bilmiyoruz. Bunun için yani bilemeyiz de bunu şu an hocam. Bir saniye. Yani bilemeyiz ve doğal olarak da o görüntüler üzerinden yine böyle şerler düşerek konuşmak taraftarıyım. O yüzden onu sordum. Konser alanının basıldığına dair
iddialar var ama hala doyurucu bir ya konser şey alanı gelmiyor değil, elimize. Konser alanı ya orada çölde olduğu için. Paramotorlar geliyor ya. Üzerine düşüyorlar aslında. Yani paramotorlar deniliyor. Deniliyor da işte bunu paramotorlar çölde iniş yaptığında orada alanın üzerine inmiş oluyorlar. Biraz o var. Tamam. Ama şu görüntüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Peki. O çıplak görüntüyle ilgili. Bak o görüntü yayınlandığında... Doğru kabul edip konuşuyoruz değil mi? Tabii tabii. Zaten görüntü doğru. O yüzden söylüyorum. O görüntü bak zaten kadın dediği gibi bikiniliydi zaten. Ama ne olursa olsun bütün o görüntüyü gören Müslümanlar, dünyanın neresinde olursa olsun Filistin davasını destek veren Müslümanlar rencide oldular. Tabii ki. Yine de bir cenazenin üstünün örtülmesi gerektiğine inandılar ve bunu da her yerde dile getirdiler. Ama sevgili dün Murat, örtü yok, tabii, gazete yok. Evet, yani, evet olmayabilir. Yani, bütün bunların düzenli bir oradan savaş, beklediğinizi onlardan tabii, bekleyemezsiniz. Tabii tabii. Bak bütün bunların hep savaşın içerisinde o anda yaşanan bir şeydir. Yanlış, bu, yanlıştır. Yine de yanlıştır. Yanlıştır. Keşke olsaydınız. Ama dün başka bir görüntü düştü. İsrailliler ve üzeri siviller yani askerler falan, asker falan değiller. Muhtemelen zaten siviller aynı zamanda silahlılar biliyorsunuz. Yani fakat Hamaslı askerler öldürülmüş, üzerleri soyulmuş, kenara evet, atılmış, cenazelerin evet, üzerine geldiler. Bu kişiler evet, üzerlerini pislediler, çişlerini yani, yaptılar ve tekmelediler ve bu görüntüleri çekip dünyaya yaydılar. Çok haklısınız. Yani İsrail'in zulmünü evet, anlatacak örnek evet, vermeye hiç gerek yok ama...